Merhaba. Merhaba. Nasılsın Muhammed Ali? Hoş bulduk. İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de. Şu arkadan bir ses geliyor. Onun sebebini açıklayacağım seyircilerimize. Jeneratörümüz çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Kapa. Buyurun tekrar efendim. Kış geldi. Bugün tekrar kıştayız. Evet. Herkese merhabalar. Merhabalar efendim. Aa, ne güzel masa. Vallahi bravo. Senin değil mi kapkacak? Evet. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Çok incesin. Efendim. Hoş bulduk. Bakır kaplarını getirmişsin. Ne iyi etmişsin. Çünkü işte hep bunu söylüyoruz. Yöresel yemekler olduğu zaman ona uygun sunumlar olması evet. gerekiyor. Değil mi? Aynen öyle. Ben de soframa çok çiçek bayılırım. Falan koyacağıma böyle gaz lambaları. Ya, vallahi çok güzel. Oh, ekmeğin de ben çok sevdim masanı. Teşekkür Fatma ederim. Fatma Hanım'ın eli değdi mi acaba? Masaya değmedi de fikir olarak değdi. Eh ne güzel ne güzel. Peki çünkü her şey tamam. O benim öbür yarım çünkü. Eş demek güzel. O demek. Allah ayırmasın. Yani. Aynen öyle valla. Allah herkese öbür yarısını bulmayı nasip etsin. Amin. Hah geldi. Geldi. Müsaadenizle. Yarışmacılar geldi. Müsaade senindir. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Buyurun. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Sultan. Hoş bulduk. Merhaba Serdar. Merhaba Başak. Merhabalar. Merhaba Emine. Ah ne hoş olmuşsunuz hepiniz. Teşekkür ederiz. Siz evet. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Gel sen de otur sevgili Muhammed Ali. Hepiniz hoş geldiniz tekrar öncelikle. Bugün hepimiz siyah giyindik. Yarışmacılarıma da teşekkür ediyorum hassasiyetlerinden dolayı. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygı, minnet, özlemle anıyoruz. Ve onun ilkelerinden yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Ve buyursunlar Muhammed Ali'nin masasını değerlendiriniz. Öncelikle değerlendirmeden önce direkt zaten gözüme kaşık çarptı. Ne kaşığın oldu? Kaşığın içerisindeki lekeleri görebiliyorsunuz Zuhal Hanım. Gördüm. Bayağı bir lekeli. Kaşıkları biz sildik. Kaşıkları ben aslında peçetenle bir silsene. Ya genelde de siliyor yarışmacılar fakat yani sildiği bezle alakalı da olabilir. Evet. Bezler bazen bir şey bırakıyor. Bazen bulaşık makinesi izleri oluyor. Kaşıklarda var yani sildim. Hmm. Silmeden koymadım. Onu görebilirsiniz izlerken. Hmm. Ama dediğimiz gibi olabiliyor. Çıktı tabii. mı? Yok. Tamam o zaman kalıtsal olabilir, bir şey bu. Değil. Evet onun dışında nasıl buldun masayı? Onun dışında otantik bir masa evet. yapmış Muhammed Ali Bey. Yani ekmeklere bir anlam veremedim. Herhalde serpme ortadan mı yiyecek herkes? Onu anlayamadım. Hadi ekmek koydunuz da bari adam başı birer tane koysaydınız kepek ekmekten de. Birer tane ekmek mi yiyeceğiz? Ekmek sizin gibi bir beyefendinin menüsünde ekmeğin az olması çok şaşırttı evet, beni. Sizin gibi kibar hanımların olduğu bir masada ekmeğin çok ihtiyaç olmadığını düşündüm. Çünkü hanımefendiler pek ekmek yemiyor. Bir de mısır ekmeğin var galiba. Mısır ekmeğin bugün var aç kalacağımızı belirtiyor herhalde. Ayrıca yok aç kalmış. Beşinci gün ben beş gün boyunca bir kere ben ekmek aldığımı hatırlıyorum. Kimsenin ekmek aldığını hatırlamıyorum. Menüye göre olmasın, değişiyor. Ziyan olmasın diye azaldı. Bizde ziyan olmuyor içeride. Zaten de. Yok yok. Ekmeğimiz var içeride. Bu da bayatlar diye yani. Anladım. Şey, poşetinde duruyor. Fark etmez. Problem değil. Şey, ara yemekte sanırsam turşulu bir fasulye kavurması var ki o evet. böyle ekmek de bana yenilebilecek mısır bir şey. Mısır ekmeğini ne zaman servis edecektin? Turşulu. Turşuyla beraber mısır ekmeği de var. Onu da geçtim. Neden bir tane bardak? Neden biz suyumuzla içeceğimiz aynı anda içmek istediğimizde ne yapacağız? Bak o doğru. Ya da bir çatal bir kaşığımız evet, yine her zaman gibi söyle. Söylediği gibi belirtmiş. Tamam. Çünkü ben söylediğiyle hareket eden öyle böyle yanar döner birisi değilim. Şöyle, yanar onu da şöyle izah edeyim. Alakası yok. Yani, müsaadenizle onu da şöyle izah edeyim. Tabii ki. Şu anda yiyeceğimiz yemeklere bunlar yeterli. Ben servisi aldığım zaman yeni servisi size göre yeterli olabilir ama bize göre belki yeterli burada değil. Burada tozlanmasın, ayak uydurmak zorunda değil. Sizin gibi peçeteyle mi silip devam edeceğiz yemeğe? Peçeteyle de silip devam edebilirsiniz. Yani biz o şekilde yemek herhalde istemiyoruz. Hayır, ben yeni kaşık vereceğimi söyledim. Yeni servis getireceğimi söyledim. Tamam. Neden yani unuttuğunuz takdirde bunu size hatırlatacağım. Ha yok. Ha, bunları sen ikinci servisi açacaksın ama tabii. yemek esnasında. Mesela benim tatlımın kaşığını koymadım. Tamam. Tozlanır burada birkaç kişi giriyor çıkıyor. Yani inşallah yemek servisi yetiştirir. Bu da bir yaklaşım, değişik bir yaklaşım. Yemek gelirse servise gelir inşallah. Dönem ama zamandan istifade etmiş. Biz hepimiz bunlarla uğraştık. Ha bak o da ayrı bir mevzu. Şimdi sevgili Muhammed Ali doğru söylüyor. Şimdi seninki de mantıken kabullenilebilir bir şey. Ben servis esnasında getireceğim. Bunu yapanlar da oldu daha evvel. Şimdi o da bir taraftan doğru söylüyor Sultan da. Zira şimdi çift servis açmak, çatal, bıçak,
açmak, işte kahvaltı bilmem ne servis açmak birazcık daha vakit kaybettiriyor. Zaman ya. Kaybı. Sen acaba bir... Yok yok öyle bir şeyim yok. Kesinlikle zaman akıllılık mı ettin? Zaten benim öyle... gayet basit olduğu için. Bu arada... Bir saniye bak bir şey söylüyor Emine. Tabii, efendim. Buyurun. Zaten menüsü gayet basit olduğu için zamandan daha nasıl yırtabilir onu düşünüyorum. Menünüz böyle bir saat içinde hazırlanıp da üstüne bir bardak kahve içilecek bir menüydü. Şimdi. Muhammed Bey dedi ki ben bütün hafta boyunca lazım laz damarım tutuyor çay içmem gerekiyor. Laz içemedim. Laz değil laz diye de vurguladım. Özellikle lazım. İzledi damarın lazım dedi. O ayrı çok farklı. Karadeniz damarım dedi. Karadeniz damarı dedi. Karadenizlerin hepsi Laz değildir, Rizelilerin de hepsi Laz değildir. Evet, ben Çayeliliyim, Çayeliliğin sonra başlar Laz'dan fazla kardeşim. O bilmiyor olabilir, normal. Yani şey öğrensin diye diyorum. Tamam. Muhammed Bey bu arada biliyorum, Alaaddin'in sihirli lambalarını yakacak mıyız? Yok. O lambalar gaz lambasıdır. Sizin nesil belki yetişmedi ama Zuhal Hanım bilir belki. Ben de biliyorum gaz lambası olduğunu da ama... Sağ ol Muhammed. Ama geçen gün siz itiraf ettiniz diye diyorum. Ne itiraf edeceğim? Sanki bir suçmuş gibi. Yani. Hayır efendim, gururla söylüyorum. Ben 47 yaşındayım ya, gurur duyuyorum. Artı evet ilk gördüm ben çok benim hoşuma gitti. Neden? Çünkü yani yöresel yemekler otantik bir şey seçmiş. Bence doğru yani yemeğine göre uyumlu bir masa. Masada bir süsleme ama yakar mı yakmaz mı onu bilemem. Yakmam çünkü gaz koku yapar. Evet. Arkadaşlar bilmez şimdi gaz yağı bile satılmıyor hiçbir yerde. Evet evet. Bu gaz koku yapar ben bunu bir süslemez. Siz çiçek koyacaksanız ben şu çiçeği de bir ara düşündüm ama çok büyük geldi. Dünkü Sultan Hanım'a göre... Daha peki yöresel... Sofranıza uygun ortaya konulacak bir şey yok muydu? Bakır, ekmek koydunuz. Şimdi bakırı koymakta bir problem yok. Neden ekmek koydunuz ortaya? Ekmek ortaya konulur bizim orada. Mıhlamayı da herhalde ortadan yiyeceğiz. Şimdi mıhlamayı falan mı servis edeceğiz? İnanın bana. Yok başka kertçe servis var. Eğer keşke imkan olsa masa biraz daha küçük ve yuvarlak olsa da ortadan yiyebilsek. Bunun tadı inanın öyledir. Aslında öyle doğru. Bazı yemekler öyledir. Ama mecburen. Ama tabii şimdi yarışma programındayız. Yani, televizyon işi. Muhammed Ali Bey şimdi. Ya bir sorularınızı bir bitirsek de pardon. Bir şey bakın çok özlemli. Şimdi hem finalimiz var. Hem bugün maalesef bir elektrik kesintisi yaşadık. Jeneratör çalışıyor dışarıda onu da söyleyeyim. Allah korusun böyle bir şey durumumuz var. Dün de biz bu sıkıntı yaşadık. Hatta ilk gün Başak'ın yarışmasında da oldu. Burada genel bir sorun var. Gidermeye çalışıyorlar. Sağ olsun arkadaşlar uğraşıyor. Dolayısıyla bir an evvel de yemeğe geçmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Biz işimizi sağlama alalım. Biraz sekteye uğradın sen de bugün. Kusura bakmayın bizim elimizde de olan sebepler değil. Başak da aynı şeyi yaşadı. Arkadaşlar onu gözlerinde bulundursun yani lütfen. Yok sen yemeğini yaptın. Yok yaptım da. Senin yemeğinin yani ortasında bir şey olmamış. Ben aldım haberleri. Şimdi bir de neden soruyorum? Söylüyorum. Sen devam edebilirsin. Tamam. Ben çünkü muhlamanın peynirini şimdi atacak ya. Ona bir şey demiyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Çünkü daha evvel de yarışmacılarımız yaptılar. Onun o anda konulması lazım. Kolot peynirimi kullandın. Evet. Hadi sen başla. Müsaadenizle saygısızlık olarak adetmesini ceketimizi çıkarmak istiyorum. Tabii şimdi sen ateşin başını keseceksin. Güzel diye. Karşıladın. Değiştirmişsin üstünü. Ne güzel. Ben mısır ekmeğini önceden yapıp getirmesini beklerdim. Sen devam et lütfen. Menüye dahil etmesini istemezdim açıkçası. Normal ekmek koyacağım. Mısır ekmeği koyabilir. Daha yöresel olur. Olabilir. Güzel fikir. Daha yöresel ayak uydurma. Düşerebilirdi evet. Yani yapardı gene. Koyardı masaya. Yaptım ben mısır ekmeğim zaten yapılı. Ama menüye dahil etmeseydiniz şimdi koymuşum sonra koymuşum. Yani önceden yapsaydı koysaydı ekmek hani. İkram olarak. Evet evet. Aynen. Niye menüye dahil etmesin yapacağı bir şeyi? Yani sonuçta. Hazır alsaydı mı? Yok hayır önceden yapıp getirmiş olsaydı. Çünkü yapacaktı getirecekti onu da menüye de vallahi hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Ama şimdi şöyle. Ama alır. Eşinden dostundan mısır ekmeği koyar ikram olarak ayrı almışım. Ya mısır ekmeği yaptım zaten. Şimdi yapacak olsam konuşurum da. Mısır ekmeği yaptıysa menüye eklemiş olabilir ama yapmaysa sıkıntı olur. Arkadaşlar mısır ekmeği turşunun yanında bir katık olarak geleceği için ortaya koymadım. Turşunun süsü o. O öyle.